Efendim anneciğim. Ne oldu? Ne oldu ya söyle. Bu ne? Rüya ben sana bir şey diyeyim mi? Biz bunu körebe oyunlarında kullanırız aslında. Tak bakalım kafanı körebe olacak mısın? Sen ne arıyorsun Toricam burada? Rüzgar buralara ellemek yok tamam mı? Burası görüyor musun? Hayır 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 bunlar babaannenin. Rüya. Asıl bu ne? Bu ne? Sandım. Aa, evet kilitli değil mi o? Açılmıyor. Açılmıyor mu? Ben nasıl açılacağını biliyorum. Ben nasıl? Sert takayla. Dur ama gizli olmaz. Önce ne yapmalıyız biliyor musun? Babaanneni arayıp ondan izin almalıyız. Vermezse yapacak bir şey yok. Vermezse açamayız. Ben bir babaanneni arayayım mı? Bana bir müsaade et. Alo anne nasılsın? İyiyim. Sana demedim telefondayım. Bir şey soracağım sana. Ya bu senin odanda bir tane gizli sandık var. Böyle üzerinde mor güller falan olan, sarı çiçekler olan. Biz buna rüyayla çok merak ettik. Bakabilir miyiz acaba? Bakayım. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Tamam görüşürüz. Çak rüya izin verdi. Anahtarı nerede olmuş? Anahtarı. Anahtarını söylemedi. Dur arayayım bir daha. Meşgul çalıyor rüya. Ben arayayım mı? Ara ama ben meşgul. Yok anneciğim i̇zin meşgul çalın. Ama izin verdi. Nasıl açabiliriz peki bunu? Ben sırf tel tokayı yapacağım. Evet hadi al bakalım tel tokayı deneyelim. Şurada bir tane var. Hoppa. Ben açmayayım. Hadi bakalım. İyi çok heyecanlı. Rüzgar sen merak et. Açtın mı? Açtın mı? Ay ne çıktı anneciğim için. Hiç görüyorum bunu. Bu ne anne? Bilmiyorum. Getir bakalım. Ben bunu biliyorum. Bu ne biliyor musun? Bak bunun resimleri oluyor tamam mı? Eskiden fotoğraf makinesi, video kaydı yoktu. İnsanlar bununla kullanıyorlardı. Tak bakalım onu. Şimdi sok gözüne. Evet görüyor musun bir şey? Şimdi buna bastığın zaman resim değişecek. Bir daha bas. Rüzgar. Sen de merak eder misin? Rüya bir dakika Rüzgar da bakmak istiyor. Gel. Gel sen de bak. Bak bakalım ne göreceksin. Rüzgar ne gördün? Anne bunlarda ne var? Rüzgar sen ne görüyorsun? Getir ben de bir bakmaya çalışabilir miyim? Arkadaşlar siz daha önce böyle bir alet gördünüz mü? Yoksa görmediniz mi? Burada genelde Kabe'nin resimleri vardır. Hacı'dan gelmiştir bu. Muhtemelen. Herkese öyledir çünkü. Evet. Ve içinde oranın resimleri var buralarda. Hayır anneciğim Kabe orası. Bakın görüyorsunuz bu resimlerden o buna koyduğunuz zaman resimler büyüyor. Siz hiç bunlarla durun durun sırayla. Ama Rüzgar iki Rüzgar sıra rüyada ama sen baktın. Az önce ben sen istemeden dedim ki Rüzgar da baksın. Şimdi sıra rüyada. Rüya 2 dakika bakacak sonra da sıra sende tamam mı? Arkadaşlar bunu biliniz varsa hemen yorumlara yazsın. Hiç zannetmiyorum birinizin bile tanıyacağını bileceğini bu aleti. Bilen varsa ama yazsın. Dur bir dakika Rüzgar sıra sende ama ben de bakabilir miyim? Çok kısa da ben baksam olur mu? Arkadaşlar şimdi bunu size göstermeye çalışacağım. Bakalım görebilecek miyiz? Böyle tutuyor. Bakın birazcık görünüyor. Görüyor musunuz? Sanki böyle bir şekil gibi bir şey görünüyor. Bu göze bakayım. Evet burada da böyle karışık bir şeyler görünüyor. Gördünüz mü? Arkadaşlar gösterdiğim şeyleri görebilen varsa hemen yorumlarda yazsınlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sıra sende. Ne oldu? Devam çal. Çıkın hadi. Çıkamıyor musunuz? Ya nasıl çıkamıyorsunuz? Ha kilit var tabi dur ben açarsam. Hadi gelin bakalım. Arkadaşlar merhaba. Gelin ne videosu çekiyoruz biliyor musunuz? Rüzgar'ı kovdum. Arkadaşlar Rüzgar'ı tıraşa getirdik. Daha dur cümlem bitmedi sen ağlamaya başladın. Hem de Rüya bir şey söyleyeceğim sana. Annem ağlama. Hava karanlık gece kuaför yapıyoruz arkadaşlar biz. Saat 6 anne karanlık. Saat 7 oldu 7. Hadi bakalım girelim. Rüzgar hazır mısın? Benim saat maske ben onda uyuyorum. Evet anneciğim. Ağlama gül annem çok yakışık olacaksın gel. Arkadaşlar siz kaç yaşıyorsunuz yazar mısınız? Evet yorumlara hemen yazın like'ınızı da atın. Anneciğim ağlayacak bir şey yok şimdi çok yakışıklı olacaksın. Bak burada abi sana koltuğa özel yükseltici koydu. Gel hadi gel.
tıraşların çok uzamış. Arkadaşlar sizce de rüzgarın tıraş saati gelmemiş mi? Evet, tıraş başladı arkadaşlar. Tıraş başladığı anda Rüzgar da video izlemeye başladı. Bakalım bu sefer ne izliyor? Buba izliyor galiba. Buba'yı bu arada bileniniz var mı? Bakalım nasıl oluyor. Ooo, buralar kısalmış bile. Ya gerçekten yakışıklı oluyorsunuz. Geldi işte, girene kadar bir ağlaman olmasa. Değil mi Rüya? Bu sefer bayağı bir ağladı. Ama halbuki 2 dakika sonra başlayınca hemen ağlama kesiliyor tıraş başladığı anda. Peki sen küçükken korkuyor muydun kuaföre gitmekten, hatırlıyor musun? Düşün bakalım, korkuyor muydun? Sen seviyordun kuaförü. Kızlar genelde sever zaten. Erkekler çok sık gittiği için herhalde birazcık korkuyorlar. Dur bakalım tıraş nasıl geçecek şimdi, bakalım. Aaa, çok da yakışıklı oluyor. Rüya, şimdi saçlar ıslandı ve makasla şinip şinap şinip şinap kesilecek. Hazır mısın buna? Rüzgar'a sormuyorum, Rüzgar şu an video izliyor. Dünyadan bir haber. Ama bir şey söyleyeyim mi? Abi gerçekten çok güzel tıraş etti Rüzgar, baksana. Rüya, sen daha sonra kontrol et ama baksana şular falan çok güzel olmadı mı ya? Çok yakışıklı oldu bence. Gel bak, arkasına baksana saçlarının. Çok güzel olmuş bence. Şuralara bak, sakın görünme ona. Ağlıyor sonra. Ne oldu? Çok yakışık olacaksın Rüzgar. Rüya, değişik bir şeyler yaptıralım mı Rüzgar'a, ne diyorsun? Bilmiyorum, şöyle düşün bakalım, değişik saç modeli falan. Düşün. Uzun. Uzun mu? Uzun mu bırakalım? Yok ya, bilemedim. Arkadaşlar sizce nasıl yapalım? Hemen yorumlarda yazın. Sizce Rüzgar'ın saç modeli nasıl bir şey yapalım? Ve tıraşın son aşamalarından olan kurutma işlemi başladı. Bakalım. Vallahi bence çok güzel oldu. Rüya, kızım niye dışarıya bakıyorsun? Kardeşine tıraşı nasıl olmuş? Bak bakalım. Nasıl oldu sence? Rüya, şimdi Rüzgar'a ne yapacağım biliyor musun? Tıraş başladığından beri telefon izliyor. Hiç daha kendini görmedi, tamam mı? Biraz sonra onun arkasını çevireceğim. Ve tıraş başladı, böyle başladığından beri kendini hiç görmedi ya. Ve çat diye birden kendini görecek. Bakalım Rüzgar beğenecek mi kendini? Rüzgar, tıraşın bitti artık biliyor musun? Merak ediyor musun kendini? Oğlum ne oldu? Hazır mısın? Aynaya bakmak üzere hazır mısın? 1, 2, 3 çevirelim koltuğu. Nasıl Rüzgar? Beğenmedin mi? Ne oldu, anne, beğenmedin mi? Ama o her şeyi ağlıyor. Rüzgar sence... Rüzgar bak, yakışıklı olmamış mısın sence? Niye ağlıyorsun? Arkadaşlar sizce yakışıklı olmamış mı Rüzgar? Niye ağlıyor olabilir? Aa, beğenmedi galiba. Rüzgar beğenmedin mi? Bak abi ne kadar yakışıklı yaptı ama seni. Evet Rüzgar, ne diyorsun? Sence şimdi nasıl oldu? Bir de şimdi bak, bitti, işlem bitti artık, tamam, tıraş bitti. Bak aynaya. Oldu mu sence? Okey mi? Ne diyorsun? Okey. Okey, böyle. Abiye çak yap o zaman bir tane de. Okey. Çak yap abiye. Teşekkür et, bir de çok yakışıklı oldum bence. Arkadaşlar Rüzgar çok beğenmedi galiba kendini. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Kanalımıza abone olmayı. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Anneciğim hangi kitap o? Rüya. Dalmış, beni bile duymuyor arkadaşlar. Rüya nasıl dalmış bu kadar kitap okuyor? Rüzgar. Annem bunlar ne? Biraz büyük değil mi senin ayağın için? Kimin bunlar? Anne, Rüya beni. Evet, Rüya'nın bunlar. Hayır, vallahi Rüya'nın. Bakayım ayaklarını. Annem ayakların içinde kaybolmuş resmen. Rüya, burada çok komik bir sahne var. Görmek ister misin? Rüya dalmış kitap okuyor. Hiçbirimizi duymuyor. Aa, Rüya üstünün üstüne düştün. Rüzgar düşersin tabii. Bu terlikler sana göre değil. Çok büyük bunlar. Acıdı mı bir yerin Rüzgar? Rüya senin bir yerin acıdı mı? Rüya o kadar dalmış kitap okuyor ki görmüyor bile. Rüzgar'ın düştüğünü bile zor fark etti yani. Tamam. Nereye gidiyorsun? Nereye oğlum ya? Dolaştın geldin. Aa, Nilo'ya bak. O gün kaydıraktan kaydırdık, hala burada yatıyor mu Nilo'ya? Ben takla atacağım. Nasıl takla atacaksın?
Rüya dur. Rüya ne yapıyorsun? Kızım boynum falan acır. Yavaş ne yapıyorsun? Bilerek yapıyorum. Rüzgar'da yapıyordu bunu. Dün 10 kere falan yaptım bugün. Yapma anneciğim bir daha böyle. Ben korkuyorum. Rüzgar. Bak bir daha yapıyorum. Sen de yapıyordun böyle hatırlıyorum. Rüya ben çok korkuyorum. Ne olur yapma ya. Çok tehlikeli görünüyor bana. Yapma lütfen ne olursun. Yemin ediyorum korkuyorum. Onu kırman önemli değil. Senin boynun acıyacak diye korkuyorum anneciğim ben. Ya acırsa? Ben sana kıyamam. Ya acırsa anneciğim yapma ne olur yapma. Rüzgar sen ne yapıyorsun? Nilüfer'i mi kaydıracağız şimdi? Hadi kaydır bakalım. Hoppa! Aferin sana. Gel bakalım küçük Nilüfer'e. Hadi bir daha kaydır onu Rüzgar. Bir daha sen kay. Dikkat et Nilüfer. Bakıyorum anneciğim. Hoppa! Bir şey söyleyeceğim. Az önce Rüzgar senin terliklerini giymişti. Daha doğrusu ev ayakkabılarını giymişti. Tamam mı? Bayağı da büyük gelmişti onun ayağına. Sonra ne yaptı biliyor musun? Düştü üstüne. Sen okuyordun fark etmedin bile bunu. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl fark etmedin? O kadar dalmış mıydın kitaba? Doktora mı götürelim? Ne oldu ki Nilo'ya ya? Nilo da düşmüş. Düşmüş mü? Tamam o zaman. Doktora götürelim. Rüya doktor olsun. Doktor hanım merhaba Nilo'ya düşmüş. Doktor hanım Nilüfer'in nesi var acaba? Düşmüş. Sen anlatsana sen gördün nasıl düşmüş Nilüfer'e? Kafasının üstüne mi düşmüş? Ha, senin kafanın üstüne mi düştü? Evet birazcık başım ağrıyor. Normal kafanın üstü. Ay ne kadar şefkatli bir doktor. Saçlarını okşuyor Nilüfer Hanım. Bayıldım. Rüzgar bu doktor çok tatlı. Bu doktora gelelim biz de hep. Baksana Nilüfer dişmiş. Buz koysanız yeter. Buz koyacakmışsın başına. Al. Bu kadar. Krem sürelim mi doktor hanım? Ya doktor hanım niye yataktan çıkıyorsunuz yatağa? Bu doktor hanım birazcık hopluyor zıplıyor falan. Değişik bir doktor o. Rüya doydun mu anneciğim? Evet. Rüzgar sen doydun mu? Pat pat be. Zip pat beyle. Vallahi bir şey diyeyim mi sana? Ben de çok doydum. Hatta o kadar doydum ki şöyle canım. Güzel bir kahve istedim. Şöyle bir Nescafe yapacağım kendime. Anne. Efendim anneciğim. Kahve içebilir miyim? Kahve mi? Yok anneciğim olmaz. Sen daha küçüksün. Küçükler kahve içmez ama. İstiyordum. Çok mu istiyorsun? Hem sıcak ben severim. Acı da severim. Ama bu acılık başka anneciğim. O biber acısı gibi değil ki. Ama dur bir düşüneyim. Bir dakika ver bana. Canın kahve istiyor. Peki bir şey soracağım. Kahve bahane anne kız kahve keyfi yapalım şahane mi diyorsun yoksa sen bana mı öyle geliyor? O zaman şöyle yapalım mı? Şimdi senin sade kahve içmen pek doğru bir şey değil. Tamam mı? Bunun için bünyen hazır değil. Ama sütlü kahveye hayır diyemezsin bence. Ne diyorsun? Süt ısıtma senden kahveleri hazır ama benden sonra burada karıştırmaca. Başlasın. Bakalım süt nerede? Evet burada. Ay bu süt az kalmış. Al bakalım. Pakette, öbür pakette süt var. Ondan da kullanabiliriz aslında. Sen ne yapıyorsun? Anneciğim onlar kestane. Akşam patlatacağım öyle yiyeceğiz. Ver bana o kestaneyi. Anne azıcık babayı biliyor musunuz? Kestaneyi niye attın? Anne bari süt yutayım mı? Sen süt istiyorsun. Ben sade kahve istiyorum. Sen de sütlü kahve istiyorsun. Ortak noktamız. Tamam o zaman öyle yapalım. Hadi bakalım o sütü ver bana. Bu süt çok az kalmış içinde. Şuradaki dolapta yeni süt vardı. Onu çıkart. Bu fincan güzel mi sence? Rüya bununla içmek ister misin? Bence büyük mü? Ben de fincanını. Ben bunda içeceğim. Sana da bundan koyuyorum. İşte bu fincan anneciğim daha mı büyük? Küçük şöyle. Hani senin istediğin küçük fincan. Türk kahvesi fincanı mı? Ama ben bu Nescafe bu bunda içilmez. Aa kahve kalmış bunun içinde. Hemen şuraya koyalım yıkansın sonra. Evet. Bence bu fincan iyidir. Bu da Rüzgar'ın süt fincanı olsun. Onunki sade süt olacağı için. Hazırlıklara başlayalım o zaman. Bana bir tane çay kaşığı verir misin Rüya? Ben yapabilir miyim? Tamam olur. Sıcak suyu ben koyayım. Geri kalan işlem sende. Rüzgar sen ne yapıyorsun? Rüzgar bir şey söyleyeceğim. Erkekler çok mutfak işine karışmazlar. Sen buraya otursan olur mu? Bu Türk kahvesi bu Nescafe. Nescafe istiyoruz. İçeceğiz şimdi. Sabahleyin içtik Türk kahvemizi. Getir bakalım.
Al bakalım. Şimdi bana iki kaşık koymanı istiyorum. Anneciğim, emin misin buna? Çok acı. Hadi bak bakalım. Bakayım geldi mi? Gerçekten acı değil mi? Tamam, peki o zaman. Bir kaşık bana koy. Pardon, iki kaşık bana koy. Yarım kaşık da kendine koy. Tamam mı? Evet. Koy. Bir. İki. Bu benimki, tamam. Şimdi kendine de bir kaşık koysan yeter. Acaba bana bir buçuk mu yapsaydık? Neyse, dur bakalım. Tadına bakayım. Evet, bu da Rüya'nın. Biraz daha koyacağım. Bence bu kadar yeter Rüya. Eğer az gelirse kahvesi birazcık daha koyabilirsin. Küçücük daha koydu. Tamam. Şimdi bekleyelim. Önce Rüzgar'ın sütünü koyalım bence. Ben de sütümüzü açıyorum bu arada. Açıl süt, açıl. Kapağı mı süt? Şimdi su kaynadı. Sakın yaklaşmayın. Şimdi uzak durun. Uf, çok sıcak gerçekten. Şimdi bu Rüya'nınkiydi. Şöyle birazcık koyalım. Bu da benimkiydi. Benimkine çok su koyacağız. Evet. Döktün ama sen kendini. Evet, azıcık kenardan döktüm işte. O yüzden ne dedim size az önce? Birazcık uzak durun. Ne olur ne olmaz. Şimdi sıra sütte. Önce Rüzgar'ın döktüm. Sütünü koy. Aa, döktüm. Karıştır Rüzgar'cığım onu. Evet, işte böyle. Bu Rüzgar'ınki. Rüzgar buraya otursun. Küçük kedi, ne yapıyorsun? Bu Rüya'nınki. Rüya şöyle otursun. Geç bakalım. Rüzgar, geç. Seninki burada, koydum. Hadi in, gel oraya otur. Burası da çok battı. Ben hemen burayı temizleyeyim. Sonra da benim kahvem burada dursun. Şimdilik sıcak. Evet, öncelikle evet, iç bakalım. Şimdi düş kararını vereceksin. Birazcık daha kahve istiyor mu, istemiyor musun? Nasıl? Rüya, bana bak. Biraz acı mı geldi sanki? Ben de şurayı temizleyeyim. Ondan sonra geleyim, oturayım. Anne, kız, oğul, hep beraber şöyle oturalım, bir keyif yapalım. Baba da kahve yapsaydık. Baban evde yok. O yapsaydık da içemezdi yani.